Ben bu Erman Barkan'ın ismini duymuştum. Bir ara teşkilatın takibindeydi. Ve Türkiye Cumhuriyetler'de falan işler yapardı. Hem Rus oligarklarla hem de Amerikalı iş adamlarıyla birlikte çalışıyordu. Ama yani Komer ismi bende yok. Demek ki kendine yeni dostlar edindi. Eğer düşündüğüm şeyi planlıyorlarsa durum kötü. Evet. Maruf'un silahları örgüte sattığı anlaşılırsa devlet tepene biner Cezayir. İstediğin kadar geminin kaçırıldığını bildirmiş ol. Soruşturmadan geçmeden bu işten kurtulamazsın. Benim anlamadığım, bu Maruf bizi nasıl sattı? Erman Barka ile eskiden tanışıyor olabilir. Eğer öyleyse müttefiklerin onu ikna etmesi kolay olmuştur. İnsanlar genelde kazanan tarafta olmayı isterler Cezayir. Oo, başkan sen de şimdiden bitirdin bizi de. Ya ben sana kendi fikrimi söylemiyorum ki. Maruf'tan bahsediyorum. Hem sen ne kadar tanıyorsun ki bu adamı? Ekabir'in referansıyla katıldı aramıza. Hırslı biri. Çaktırmamaya çalışıyor ama masanın lideri olmaya pek hevesli. Bu arada Allah yukarıda herhangi bir yamuğunu, tuhaf bir şeyini bugüne kadar görmedim. Kendini Maruf'un masum olduğuna ikna etmeye çalışır gibi bir halin var. Farkında mısın? Domundan sonra herkesten şüpheler oldum. Bir kez daha ihanete uğramak, yanılmak istemiyorum. Bunun için artık çok geç Cezayir. Maruf silahları ister terör örgütüne göndersin, isterse birilerine satsın, durum değişmeyecek. O artık müttefiklerin tarafında. Bizim de bu durumu kabullenip karşı bir hamle yapmamız icap ediyor. Ateşli 15'li Laski limanına gönderdim. İkisi bu işi halletmeye yetecek mi? Planımı uygularlarsa evet. Anlat bakalım. Neymiş planın? Bendes var iki cihan. Ben bu cihana sığmasam. Bendes var iki cihan. Ben bu cihana sığmasam.